Merhaba arkadaşlar. Bugün Kulise'de Kings 3 ile karşınızdayım. Uzun bir süredir bekliyordum bu oyunu. Biliyorsunuz ilk YouTube videolarımda Kulise'de Kings 2 için de internette fazla açıklama olamadığım için ben de açıklama videoları çekmiştim. Kulise'de Kings 3'te oynamamıza sunuldu. Bugün itibariyle, yani bugün ayın 1'i. Belki videoyu sonraki günler yüklemiş olabilirim veya bugün yükleyecektim. Belli olmuyor onlar pek. Ama bugün itibariyle oynayabiliyoruz. Ben bir tutorial tarzı bir baktım, bir değişiklik falan filan var mı diye. Menüler olsun, işte paneller olsun, aynı gibi geldi bana. Sadece dünya haritası biraz daha büyümüş, biraz daha farklılıklar var tabii, ama grafik açısından çok büyük bir çağ atlamış. Yani biraz daha üç boyutlu grafiklere gidilmiş, portrelerde olsun, sahada olsun, haritada olsun. Fazla uzatmadan başlangıç yapalım. Zaten çoğu şey aynı olduğu için, hani şöyle de bir tavsiyede bulayım. Bilmeyen arkadaşlar, yani oyun hakkında hiçbir şey bilmeyen arkadaşlar, Crusader Kings 2 videolarım var kanalda. Onlardan zaten bazı basic ana şeyleri öğrenip öyle oynamaya başlarlarsa zaten çoğu şey o açıdan aynı deyip oyunumuza başlayalım. New game diyorum. Şimdi play tutorial diye oynadım, bir baktım o hep aynıydı. Çok da ilerletmiyor zaten, çok da farklılık yok. Şimdi 1, 2, 3 tane seçenek var şu şekilde. Şimdi bunlara bakıyorsun, ayın 1'inde, yani 1 Ocak'ta 867 tarihinde başlıyor hepsi. O yüzden bunlara tıklayıp, ama ben play any ruler seçeneği, yani herhangi bir şimdi play any ruler seçeneğiyle girince gördüğünüz gibi burada veya SD ile yine aynı haritamız burada. Gördüğünüz gibi şu Ghana'nın altları, şu Afrika'nın alt kısımları epey bir dolmuş. Normalde şu Ghana'yı, ben Ghana ile oynayacağım yine. Yani Ghana olmasa da şuradan daha küçük bir beylik de seçebilirim. Onu birlikte seçeceğiz şimdi. Buralar bu kadar yoğun değildi. Bu kısım çöl olarak geçiyordu ilk izlenim olarak. Şu aşağılar vardı ama şu aradaki ülkeler eklenmiş. Şu yukarılarda biraz daha fazla bölünmüş. Tarih olarak 900'de başlıyorduk herhalde. 860'da biraz daha değişik. Neyse, biz gene geleneğimizi bozmayalım. Şu Afrika'nın alt kısımlarından bir ülke seçelim. Şimdi difficulty, very easy, easy, normal. Normal seçiyoruz o zaman. Game rules'a girelim. Normal, burada artıyor mu? Yok. Normal, şimdi burada seçeceğimiz tek ana özellik Iron Man Enable diyoruz. Şimdi Iron Man'de ölünce bir, ya daha doğrusu save şansımız yok. Kendi otosave ile ilerliyor. Hani geri alma şansımız yok. Eğer bazı hatalar yapıyorsak onlar öyle kalıyor. Eşyamızlar da açılmış oluyor bu şekilde. Bu normal. Default diyelim. Öldürme sahneleri. Default diyelim. Çünkü şu achievement'lar şey yapıyor. Bundan sonrasını default yapalım. Hepsi aynı olsun. End date 1453'te bitince artık herhalde Europe, yani EU4'ün devamında EU5 çıkacak herhalde. Bunu artık nasıl olacak bilmiyorum. Onu çünkü EU4 bundan sonra devam edebiliyordu Crusader Kings 2'de. Bunu da bilmiyorum. Şunlara da çok dokunmayalım. Burada bizim için önemli olan sadece Iron Man'in aktif olmasıydı. Bunu close yaptık. Şu an Iron Man aktif. Iron Man değil mi ya? Aynen Iron Man. Şimdi normalde ben Ghana ile başlıyordum. Yani şöyle içine girersek o zamanki isimleri Bambuk vardı herhalde de. Bu kadar büyük değildi Ghana. Şu küçüklerden bir tane mi ilerleyip Ghana'ya yürüsek? Çok mu zor olur? Ya da şu Kanem'den falan gelsek. Şimdi bilemedim ya. Ama buradan Ghana tarafından yürümek istiyorum. Şurada
Ghana'ya ne çok yaş. İfe aslında biraz güzel gibi. Kimmiş bu Apada Efe? Heyerimiz var mı? Şimdi elemana bir sağ tıklayarak tıklayamıyoruz. Olmuyor. Allah Allah. Şöyle gelelim. Living Memos 7 kişi var ailede. Gregorius. Diplomasi. Bize bir savaşçı bir şey lazım ya. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O videolarımı izleyen arkadaşlar varsa şuradaki zaten 5 tane ana nasıl diyeyim yetenek var. İşte diplomasi, işte şey ondan sonra şu entourage, learning, stewardship bir de bir tane daha vardı. Unuttum işte abi. Gösteririm oyunu. Bunların içinde marshal mı? O tarz bir şey işte. Diplomasi bir de o savaş. Savaşla alakalı olanı seçmeye çalışacağım. Çünkü buralarda biraz action gırla gidecek. Savaşla alakalı olanın adı ne? Hem Martial. Aynen. Bu da Ambitious. Abi bunlar çok ufak ama ya. Şu İfe'den yürüyebilirim aslında. İfe'den şöyle yukarılara. İfe takıldı aklıma ya. İfe ile oynayacağım ya. İfe ile oynayalım. Bu adamlar Tribal'da da hala din imanı muhabbetine şuralardan Kanem'in dini ne demiş? Tribal. Daha kabilede bunlar ya. Neyse en sıfırdan başlayarak artık gidebildiğimiz kadar gidelim. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Play diyeyim. Odudu. Şimdi az önceki otomatik İrlanda'dan başlatmıştı. Şöyle Odudu diye save'imizi alıp başlıyoruz abi. Şimdi biz İfe Krallığı'nın başındayız. Şu elemanımız sol altta. Bunları biraz açıklayayım. Üst kısım zaten fix aynı. Bildirimler buraya geliyor. Aylık paramız, bir de gelirimiz, prestijimiz, pH'imiz. Bir de Reown diye bir seçenek eklemişler. Bu bizim genel olarak şeyimizi, House'da, ailemizdeki veya krallığımızdaki nasıl çocuğumuza şeyimiz geçiyordu. Biz ölünce yerimize çocuğumuz geliyordu falan filan hanedanlık. Aynı şekilde bu hanedanlık puanıyla birlikte bazı özellikler de ekleniyor çocuğumuza. Mesela ne demiş? Children born with işte 100 prestijle bir şey öbürü bir şey vermiyor. Gitmek sonra artı 10 işte alan genişliği falan filan hediye. Bunlar arttıkça bir level üste çıkıyorsunuz. Bu bir dahaki çocuklarınızda sizi etkiliyor. Böyle bir eklenti getirmişler. Ordu sayımız 900 kişi fena değil. Şu yandaki şeylerimiz gene aynı. Real Military, Conseil, Court, Interage, bilmem ne, Decisions. Yani kararlar. Şimdi biz fix başlangıçta hatırladığım kadarıyla giriyorduk. Bir konseyi kontrol ediyorduk. Konseyde karımız yok. İlk yapacağımız işi şu an hatırladım. Ailemize bir bakmak. Çünkü ölürsek biliyorsunuz oyun bitiyor. Şimdi bizim heyerimiz var. Heyerimiz neymiş? Half brother. Half brother, half brother, half brother, half brother. Half normal kardeşimiz bile yok. Grandparents. Bunlar nerede amına koyayım? Yaşıyorlar. Şimdi biz ülkeye bir inelim. İfe. Çift ama kardeş sevmez. Şuna tıkladık. Lejimiz bu. O da biziz. Biz neredeyiz tam? Şimdi bizim claimlerim var. Burada var. Bura var. Bura var. Bura. Sahip olmadığımız bir claim yok. Hepsini almışız zaten. Title'larımız var. İfe'nin shift'ı neymiş? Yagman'ın shift'ı ne? Igbomia Akşiftim of İfe şu ikisini aldım mı oluyormuş. Tamam. Gregorius Attraction Opinion. Güzel. Stewardship'imiz biraz üç kağıt çevrede intrajla burada telafi ediyoruz gibi. Deceitful'la. Ama diplomasimiz gitmiş. Şimdi birinci şeyimiz kendimize bir tane çocuk sahibi olmak. Bunu şuradan
kendimize tıklayıp find spouse diyoruz. Şimdi concubine biliyorsunuz sonradan ekleyeceğiz. Bir eşimizi seçeceğiz ama bir alliance power diye böyle seçenekler eklemişler. Bunlar güzel olmuş. Şimdi alliance power bak şimdi şöyle yana çevireyim. Bak şu ikisi de bak şu birincisini bak çok iyi. Direkt yanımda şurayla bir bağlantı kuruyorum. Bu neresi oluyor? Burası çok uzak abi. Bakın ta buralarla. Ta burada. Bir yanda. Abi şu diğerini yapacağız da çocuk kaç yaşında? Yeni doğmuş ya. Şimdi biz o zaman eski usul en yakınımdakinden yürümeye çalışacağım. Şimdi şu seçeneklerden Realm'i seçtim ama şimdi ife bura düklük olarak baktığımızda şu sağ tarafı şurası aslında bizim için güzel olabilir. Nüp'e bakayım bir. Nüp de aslında iyi de şurayla bir bağlantı kurabilirim. Şuranın bir pardon. Şuranın bir en büyük şehrine bakalım. Bunun ordu var mı? Yazıyor 495, 145, 265, 285. Bunların liji var mı? Lijleri de yok. Şu Ovo. Şu Ovo'yu alabiliriz aslında ya. Oyo mu? Oyo. Şurayla bir ama evliliğe kadar ölür müyüm ya? Bak abi şu ikisini bağlayacak bana ama şu kanemde var mı çocuk hiç? Siblings. Courtier. Courtier'ı geç ya. Aslı o kanem. Children oğlu var. Oğlu işimize yaramaz. Şu Gana'da var mı çocuk falan? Son. Oğlum hiç kız. Ya burada şöyle bir şey var abi. Bu Afrika'nın alt kısmından da kız yok ya. Yani kız bulunmuyor yani. Bak şura belki olsa ama bu da çok uzak abi ya. Bize güçlü bir elay lazım burada. Kanem'de Courtier. Bunun herhangi bir şeyi var mı? Claims Dirku şu yukarısı. Başka Dirku ile şu kanalın claimleri var. Orayla işimiz yok ya. Şuralardan büyüyeceğiz abi. Çok büyük işlere girişmeyelim. Bunların çocuğu sibling son. Sen de son. Ya abi böyle olmayacak bu ben sap o yüzden şöyle bakalım 15 yaşında şu Sao da abi bana karşı eksi 20'de ya. Bu işi kendimiz çözeceğiz anlaşıldı. Ben şu en yakınımdakine kendimle bakalım ne olacak. Buna bir davet yolladık. 0 yaşında 15 yıl bekleyeceğiz bununla evlenmek için. Ölürsem abi yeniden başlayacağım. Hiç kusura bakmayın. O arada şu Ovo'ya Ovo'yla bir ilgilenmem lazım. Şimdi 7 tane iş yüzüme bakıyorum. Not unless by your shaman. Bunu geç. Titles can be created. Bishop Ivo'dan. Title yaratmama gerek yok şu an. You can declare. No. Of oil. You can declare. Earth fame. Collective view. Kasus böyle. Var mı?
Şimdi bakayım abi. Ovalın üstünde. Your Şimdi şunu biraz hatırlayayım oyunu biraz. Oyo'ya karşı bir şeyim yok. Ben buraya savaş at şöyle yapayım abi bak savaş açmasıyım. 100 ekspedisyon böyle dedikleri var Oyo. Ne kadar askeri var ki bir göte gelmeyelim burada. 835 benim. 912. Burayı biraz zayıflatmam lazım ya. Ne? Primary hero benim. Bir dakika. O zaman kardeşim, dur bakayım benim buralarda kardeşlerim var mı? Senin he şurayı alırım rahat da. Oğlum ben bunları o zaman öldüre öldüre yarav buradır. Oğlum oyuna başlıyoruz. Direkt kardeşimizi öldüreceğiz ya. Bakalım öyle bir suikaste ne diyor. Evet, %14 şans. İmkansız. Şimdi neyse biz konseyimizi bir düzenleyerek. Şimdi arkadaşlar şunu da biraz açıklaya açıklaya gideyim. Realm'e tıkladığımızda benim ülkemdeki benim altındaki çalışan daha doğrusu vasallarımın listesi sıralanıyor. Domain deyince benim sahip olduğum binalar, yapılar, şehirler diye geçer. Vasallarımla da hepsininle aramı iyi tutmam lazım. Artı 9, 24. Bunlar kardeşim. Konsey üyem, marşalım. Onlarla ilgileneceğim şimdi. Bu da saksesyon diye bir seçenek. Bu bazı kanunları falan değiştirdiğimiz yer var diyor. O burası işte. Designated here falan filan. Yani benden sonra kim geçecek onu seçmişim. Çat çut bunu yönetiyor. Bazı şeyim olmadığı için bunu da seçemiyorum tabii şu an. Oyunun başında seçilmiş. Sonradan değiştiremiyorum. O belli bir kanunlar çıkarmamış. Şimdi konseyime girelim. Eşim maalesef daha belirli değil. Şimdi bakıyorum. Bununla aram yok ama benim şamanım. Bu arkadaşa bir gift yollasak 12 gold veriyoruz. Opinion bana artıyor. Yollayalım. 4'e çıktı. Kapattık böyle. Şimdi oğlum bu ne ya? Kadın mı lan bu? Bunu baştan çıkarma tarzı şeylerin var mı? Ramaz. Prestige improving. Romance yaparsam bana karşı silebilme de pursuit making lover. Romance fişekliyim ona. %0. Aynen. O zaman seduce satsak o da %0. Şimdi bunlara hiç girmeden şu ben kendi karakterime bakayım. Şimdi şöyle bir şey var abi oyunda. Oyuna ilk girdiğimizde karaktere tıkladığımızda biliyorsun şurada bazı seçenekler seçilmiş ama şimdi şurada şunu göstereyim. Holdings 3'te 3. Tamamen holding daha başka yapıyorum. 6 tane claim'im var. Burada title'larım. Burada direct hiç yok. İşte gold falan filan onlar burada açıklanmış. Burada benim özelliklerim. Şimdi benim neredeydi lan? Asallarım burada. Court üyelerim burada. Şurada benim şeyim olması lazım ya. Find Concubine'da geç şimdi. Abi bulamıyorum bak oyunu. Orası Yoruba. Fate, Cultural. Onu geç. Biz %50 fervorla şey Orisya diye bir tane putam tapıyoruz artık. Ne yapıyorsak. Benim burada bir kendi gidiş yolumu seçmem lazımdı. Öyle bir seçenek. Ha, şöyle. Lifestyle. Şimdi abi. Benim lifestyle'ım. Şimdi şöyle bir şey var. Oyunda şöyle bir özellik eklemişler. Benim yetenek puanlarıma göre
ne konuda yatkınlığım olduğu belli. Bak mesela şurada stewardship konusunda diyor ki because of your stewardship education, işte o aldığım eğitimler, experience falan benim eğitimime, şey, hayat standartıma, hayat stilime daha yatkın. Ama ben şimdi diğerlerini seçersem insan onu istemiyor. Yani karakter onu istemiyor. Diyor ki yani ben diyor savaşacağım, edeceğim, o tarz şeylerle takılacağım. Ama ben parayla uğraşan bir tipim yani. Bu beni bunaltıp deyip karakter strese giriyor. O yüzden burada şunu seçmenizi, yani size tavsiye edileni, eğitim aldığınız konuyu seçmenizi tavsiye ediyorum başlangıç olarak. Şimdi burada lifestyle'ın yanında 3 tane seçenek var. Bundan birini seçip sonra şurada bir ağaç var. Bu ağaçlara değineceğim. Buraya geldiğinizde okuyamayanlara, okumak istemeyenler için de hatta şurada direkt income'ını %10 arttırıyor. 27 aylığına experience'ım var. Stewardship'ime 3 arttırıyor. Bu önemli düşman ajanlarının gelişine -5 veriyor. Stewardship 1 veriyor. Courtier'in gaz yapınayım bu. Mesela bu çok işime yarar. Court'taki beni destekleyen adamlara artayım. Az önceki kadın bana çok iyi duruma gelecek. Şimdi bunu da seçtim. Nasıl ve Pagan'ın evi bu. Daha bunları açamamışız. Click'te unlock ama unlocklayamıyoruz. Bunlara daha gelip anlatın. Bunlar açıldığı zaman da bunları anlatacağım. Eğitimle birlikte ilerleyince experience'ım artınca buralara geleceğiz ama şimdi bakın mesela kortuma gidelim. Konseyime. Bak artı 16 oldu. Eksi 4'tü. 20 eklendi. Gayet de güzel bir özellik eklemişler oyuna. Şimdi ben bu şamanım var. Konseye şimdi bunların bakalım yetenekleri yetiyor mu? Bunlar aramıyor aslında ya. Şimdi şöyle tıklayayım. Bakıyorum. Learning 11. İyi. Bu adam counselor'ım. Pardon. Sol tıklıyorum hep ya. Of. Learning 25. Diplomasi 7. Ya aman okuyum. Senin diplomasinin iyi olması lazım ya. Neyse. Steward'ıma tıklıyorum. Para işleri 5. Beyin yok demek ki. Arası iyi bende aslında ama şimdilik oyun başı şey yapmak istemiyorum. Marshall'ım savaşta. Marshall'ı Prolus'u fena değil ama Leech Marshall artı 2 ekliyor bu. Aman bakayım 3 ne ya? Buraları hep değiştireceğiz ya. Appoint'e Marshall diyeyim bakayım. Oğlum kestim bile bundan daha iyi ama bundan şu intrajini kullanabilirim. Bunu da kullanırım. Sana Oli'ye mi? 32 yaşında hem de. 7. Bakayım buna. Prolus'u Craven özelliği var. Marchill'de eksik falan. Abi seninle uğraşamayız. Bu benimkinin zaten 5 miydi? 3 müydü? Şu Blade of Pain'in. Of bak bundan olur. Blade of Pain'ine. Abi Nana Ubedon'un yerine fişekledik. Tamam. Şu Stewart'ımı da aynı şekilde parayla. Abi adam paradan haberi yok ya. Biraz da entrika bu kadar. Bu her şeyde bu çıkıyor ya. Neyse. Şu 8. Nana Feda Vassal. Your Canceler Vassal. Aynen oğlum senin işin parayla, senin burada ne işin var ya? Tamam. Sen oğlum senin hiçbir yeteneğin yok ya. Sen siktir, senin yerine bir konsülür diplomasisi yüksek bir eleman lazım bize. Şu hem de bu kadın mı? Ne bu? Honorable Atheist. Abi Atheist'e oynayamam. Craven'ımız da var. Arası ben neyi aslında şunun ya? Bunu seçebilirim. Learning'i de of 17. Bunu learning falan kullanırız. Seni alırım ya Nosakari. Your courtier. Nana Ovu eksi 20 10 yılına wants to seat the council. FX. Yapacak bir şey yok. Siktirsin gitsin adam. Hiçbir yeteneği yok. 8'e çıktı. 8, 5. Abi hiç yeteneği olan adam yok ya.
13 benim şeyim bir de geçtim ama your champion. Benim knight'ımmış bir de ya. Sen ziyaret abi şunu alalım ya. Marçıyla bile iyi bunun. Üç verelim. Use hook dersek aynen available değil. Geldi. Ana ketuyu da attık. Tamam. Şu an çok iyi. 69 zaten bana. Hasta bu. La ondan acaba Sidious Medius muhabbetlerini bir çocuk yapsak mı ya? Hadi bakayım oluyor mu? Çocuk yapmayı biliyorsunuz. %95. Bakın şimdi daha hiç şey olmadan çocuk yapmaya. You gain status because of your last. Şimdi ben niye last oldum bu arada? Neredeyim? Last'ım nerede? Yalnız Dana Ovu bir saattir aramı bozduğum adam benim hayırımmış. Bana karşı bir isyan başlatırsa durum biraz boka sarabilir. İnşallah öyle bir girişimde bulunmaz deyip şimdi başlayalım abi. Oyo'ya bizim consider prestij bilmem ne domestifier benim claim'i artık claim'leri şaman yaratıyor herhalde. Şimdi Incarnate Title'ları seçemiyorum zaten. Abi harbiden öyle. Şimdi şöyle ben Ife'yim. Şu Oyo'ya claim için yollayabildim mi? Yolladım herhalde. Aktif mi? Left click on the location map. I think the right click to burada zaten varmış ya benim claim'im. Hayda. O zaman şuraya fişekleyeyim. Fabrika will be your court chaplain. Kadia. Benim chaplain Kadia oraya niye şey yapmış ki? Neyse. Şuraya claim'i yolladık. Buradaymış herhalde az önce ya. Bir oraya saldırmayı deneyeceğim şimdi de. Ha, saldırma değil de pardon. Ora kardeşim de biliyorsunuz. Onu suikast muhabbetine getirmem lazım. Şimdi şuna bakalım. Taksları, vergileri arttırıyor. Bina yapmıyorum şu an çünkü param yok. Culture'ı arttırıyor. Sen biraz vergi arttır ya. Niye bunu seçemiyorum abi? Now we'll async the collect tax effects. Tamam. Bunu yapamam. Bunu da yapamam. Buna herhalde sadece tıklıyoruz. Ben anlamadım bir şey. Bu ne veriyormuş? Prestij arttırıyor. İkinci seçenek de Direct Vassal Opinion. Şimdi benim vasallarıma bakayım. Aram kötü olan var mı hiç? Çok var. Nanaketi var. Ovu var. Sen neredesin? Ovu. Burayla bir aramızı yapması için şunu şöyle yol. Ayda niye yapamıyorum ya?
Şöyle tıklamış bulunuyorum herhalde artık. Hepsini arttırıyor. Şuna bakalım. Lewis Has Garrison. Evet. Manhattan Mantins. Yok, onlara geliyor. Şunu tıkladık. Şimdi sen Hostile Resistance Skin Discover. Finds Find Secrets. Chance to Learning Secret. Bu. Spymaster Interlocution. Şimdi şu Ovo'nun buraya bir gizemli bir şeyler 9 ay içinde bana bazı gizemli gizli sırları getirecek. Bakalım neler çıkar karşımıza. Buraya saldıramıyordum. Şu neymiş buranın adı? Kıyadya. Kıyadya'yı bir ilk bir almam lazım. Buranın orada da aslında 495 kişi. Neyse şöyle bir devam edelim. Hayatımızı. Aliens Format Farmasın Fork. Aliens. Arkadaşlar bir güzel evliliği kabul etti. Benim artık bir 0 yaşında yeni doğmuş eş adayım var. Benim şu an claimlerim artacak herhalde. Bu bana epey bir, baksana 6 tane claim var şu üst tarafı. Oyu yaradan kaldırsak akıp gideceğiz buradan. Güzel. Şimdi şu yüzden şeylere bir bakalım. You can declare war Oyo'ya, Kadia'ya. Abi hemen Chimat Sürücü Invade Title Conquer Düşü. Şimdi düşü muhabbeti var mı ya? Ben de bir bakayım ona. Şimdi Kingdom Düşü. Düşüyü tıkladım, tamam mı? Nupen'in içinde bura. Aynen, bura hiç bana bağlı değil. Hiçbir şekilde bana bağlı değil ya. Nasıl yapacağız bunu? Herhalde buraya şimdi şu Declare War savaş işlerine bir girmeyelim de Take Concubine Şamanım. Olmaz. Şampiyonlarım da olmaz. Spy Master'ım hiç olmaz. Aslında şampiyonlarımdan şu benle arası iyi şu Yoruba'nın ya. İş yapar mı? Lowborn. Stewardship düşürüyor. Enter. Abi şampiyonlarımdan biri gitmesin ya. Çocuk yapacağız diye hepten. Adam savaşçı ya. İşimize yarayacak. Şimdi inherit titles benim falan, bunları kullanmama gerek yok. You can declare war. Biz gene kuralına göre oynayalım. Sell Council Position. Sell your Council since powerful vassal. Abi size yer yok, kusura bakma. Take a concubine da şimdilik dismissleyeyim. Your earner a second oyu. Bunlar bir dursun. Title can be created. Geç. Declare war. Abi şimdi Kıyadya'ya karşı Your fame is less than illustration. Conqueror. Direkt saldırı olur. Bunu seçersem de bakın şimdi şöyle. Aslında girebiliyormuşum ya. Conqueror diyeceğiz ya direkt. Hadi direkt declare var. Conqueror şeklinde açtık, tamam mı? Şimdi hemen açınca ordumuza bakalım. Raise all army diyoruz. Altı yüz yedi, dokuz bin yüz. Tamam şimdi. Bu ordu nerede benim?
Bunlar buradan bir şey ekliyorduk. Army Commander. Kim bu? Your Spy Master. Olsun. Spy Master'ın biliyorsunuz şeyi güçlü. 1000 kişi nerede? Şuraya yürüyelim madem. Hadi. Gene eski savaş stili bu İkare'yi şehrine saldırdı. Şurada kombata başladık. Yakaladım onu. Göremiyorum ki ya. 160 kişi herhalde. Benim orduyu ana şehre sürüyorum şimdi peşine. Yakaladım gene. Victory, victory. Şimdi burada şehrin şöyle tıkladığımda 6 ay içinde bana geçiyor şehir gördüğünüz gibi. Ordusu var mı? Yok. Ne oldu? Bir şey var burada. Bakalım. 4 ay kaldı. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Şurada benim toplam sahip olacağım şehir sayısı nerede? Titles. Vassal limitim, tamam mı? Bu benim toplam vassal limitim. Şurada da domain, benim alacağım holdingslerim 3 tane. Daha da fazla alamıyorum. Şurayı alınca belki değişir. Dur bakayım ben. 4 ay kaldı. Hızını şu an 1, 2, 3, 3. hızda 4'e çıkardım. 3'e indirdim. 46 gün kaldı. 37. Herhangi bir ordusu da yok yalnız. Ya oyunu zaten az çok hani diğer videolardan bakarsanız şu an ben biraz daha hızlı seri oynuyorum. O yüzden 7, 6, 5, 4. Bizim daha farklı bir şey olduğunda biz de birlikte okuyarak şu an bak buraya Siege won dedim. Ben şimdi burayı kazanmışım. Tamam. Ben bu aşamadan sonra bu eleman gelip şu şekilde şu savaş şesine var ya şurada bak. Şuna tıklıyorum. Enforce Demands diyorum. Tamam. Burada benim istediğim şeyler karşılığında. Ben title'ımı alıyorum. Ondan sonra Your Alliance şehir işte bilmem ne şu prestijini falan filan kazanıyor. Kıyadya da Codervish'i falan filan You gain the contested title diye basıyorum şimdi Enforce Demands'ı. Adam kabul ediyor. Diyor ki I living body, you are much greater. Benden daha iyisin falan filan. So bir it dedin. Şimdi bakıyoruz. Burası bizim ülkemiz sınırları içine katılmış. Greeting my dear. I have been hosting your counselor. Something to impress you so on. Discuss me. What lord would send such a terrible representative? Allah Allah. Your counselor. Casting your counselor. İyi tamam yolla bana. Kim bu? Nana. 5 yıllığına. Allah Allah. Niye böyle bir şey oldu? Bakın biz seni nereye yolladık? Nerede benim kıyaslarım? Domestic Assails. Ama adamla aramızı yap dedin. Gitti siktin adamı. Neyse.
Stewart'ımla niye aram ki bozuldu benim ya? Bu kardeşe bir hediye mi alırsak? 15, 25 istiyor ama bakayım. 12 atacak. Gerek yok ya sikim. Sen kimsin ya? Şu orduyu biz bir geri toplayalım da. Şimdi buranın başına kim geçti ona bakayım bir. Burayı ben aldım herhalde. Bakayım. Şu an 3'te yani 4'te 3 yani 3'te 4'te 3 şöyle 3 tane şey yapabiliyorum. Bunu birine vermemi isteyecek benden muhtemelen. Onu seçeceğim şimdi. Çocuklardan biri diyeceğim de. Bakalım güçsüz birine vereyim de ondan ele geçireyim. Veya çocuğum olursa. Devilsun programı kod. Ha, bu benim az önceki seduce'ladığım kız. Eden neymiş? Benim Spy Master'ım. CD'sine hep Success Chance Desire Should not devil. I prefer violet energy my desire Default technician to lead. Buna direkt patlatma %65. Aşina bile esforsu. Aman akıyım. Korkanın çocuğu olmaz dedik direkt patlatmayayım. Continue with fabricate claim on county. Aynen daha fazla claim şey yapmaya gerek kalmadı çünkü zaten burayı aldık. Şimdi nereye bir claim lazım bize? Buradan yukarı yürürsek ya şu arkamızı sağlama almamız lazım. Şuraya savaş açabiliyor muyuz? Abi sadece Conqueror'la girebiliyoruz ya. Bir claim yaratsam aslında daha iyi. Şu ara savaşmayı düşünmüyorum. Şu yukarıyla ilgileneceğim. O yüzden bu elemana pardon. Rezerv mi dedim? Yanlışlıkla. Evet, pardon. Fabricate claim. Abi bu Igbo'da benim claim'im var mı ya? Yani ben anlamıyorum. Burada benim claim'im var ya? Yo, yollamışım. Allah Allah. Az önce göstermiyordu ha. Burayı yaratsın da buradan yayılırız. Tamam, bu burayla ilgileniyor. Benim şimdi şura benim. Şimdi bunu birine vermem lazım ya. Çocuğum olacak mı? Ama benim daha ne kadar çocuk? Kaç sıfır yaşında abi? Şimdi burada secret alanı. Neyse şöyle bir devam edelim. Şimdi diğerinden belki bir çocuğum olur. Konkubayanımdan. 35 şimdi şuraya. New holding de yapamıyorum. Aslında orada varken şuralara girsek mi sürekli ya? Şimdi şu üste bakalım. Evet, limit domain. Hiç reduced it. Hızlı gidiyor. Bir dakika. Being graded. Kim ne bu? Raiders kim lan? Bunlar niye raid çıkardı bana karşı? Ay aman ha. Thank you. Müzikleri performans ayarlısını testi. Athena benim Spy Master'ım. Bununla bir muhabbetler olacak muhtemelen. Şöyle gidelim. Bakalım buralarda neler oluyor. Despite that also my agent seviyette denerken Court, I don't believe my agent. Biraz daha bekle bakalım. Hemen niye pes ediyorsun? Trove of Ketu. Ketu'dan bak.
destek geldi bana. Ben de yardımlarına gidiyorum tabii. Yapma geleceğiz 4 years. Sensus neresi? Yagua burası. Oğlum niye lan sizi şey yaptınız? Your steward pursuit skill caused this problem. Ya aman ha kuyum ya. Your shaman Adene is working fabricated kuyum Yagua. Şimdi dedi. I'm for you that you are Ajapada by right, not by greed. Bak sen çok konuşmuyorsun. Bana koydum ama bak. Oğlum ben buna bir şey yapmam lazım buna ya. Abi murder patlatsak %47. Yani this was the claim of murder. Neyse. Şu savaş bölgesine bir erişelim de. Ne oldu Reid? Bitti mi? İbadan'dan falan geliyorlar ya. Ne alakaysa. Ha, şu İbadan'daymış. Victory, Slaughter, Todo, Enemy, Cetana, Allah Allah. Bu işler hep o tamam buna ilgileneceğim. Advice. Fear low control means that it is a hit. Şimdi şu orduyu ben bir disband ol diyeyim. Bu bir. Tamam mı? İkincisi benim şu şeyi birine vermem lazım. Bakın şurada bizi zora soktu şey ya. Toto'daki adam asileri gebertti zaten oradan da gittik. Under the open sky. Become your lover. Tabii ki. Bunda iyice ajanla aramızı yapalım da bari işe yarar belki. Kim bu? Todo. Nerede bu piç? Being ready by Nono Obosu. Of Todo. Burayı işgal ediyormuşuz biz ya. Dur bakayım ben orduyu niye kaybettim ya? Todo'dan girmişler bize. Çabuk 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 çabuk. Şuraya Lost Infinite Sanctus. Yakma nerede? Ha, güzel geçmiş o şey. Buraya kadar gitmiştim ne güzel ya. Çabuk çabuk çabuk. Bunu kapat.
ne diyor? Billy Gross, Natav. Confronted. Don't you don't it myself. Şey yapmayalım ona karşı. Şimdi şuraya ben bir ama ben buraya declare war yapmamışım değil mi? Şimdi yapabilirim. Tamam mı? Yaptım. Şu an raise all armies. Hadi bakalım. Az önce bunu yapacaktım. Yanlışlıkla adama dümdüz girdik. Adam 200 kişilik bir orda ya. Abi sen kimsin ya? Arkadaşlar biraz kendi çapımda oynuyorum ama kusura bakmayın, bu eleman bana saldırmıştı, unuttum. Adam bana saldırdı halde aramızda savaş yok, raidledi ya. Burayı yağmaladı gitti, muhabbetine getirmeye çalıştı ama bunun bakayım liji varmış lan. Bir dakika. Scott, I don't believe they will fight any. I didn't say Vietnam or any civilians. Hadi bakalım, sen daha iyisini bilirsin. Gel geri madem o kadar şey. O kadar araştırdım. Şimdi şöyle bir şuraya bir bakayım. Aynen, Nano boss'un üstünde kimse yok. Direkt buraya gireceğiz ya. Kaçmadan girebilsek. Güzel. Yedi ay kaldı burayı almaya. Bu eleman kaçıyor buradan, sıkıntı yok. Biz burayı almaya devam edelim. Yalnız ben şu ülkeyi hala bile şu Stewart'ı ele geçirmişiz oğlum. 12 la bu. Herhangi bir impressed by ife. Cidir ya bu. Bunu ben kendime neyse onu ayarlayacağız sonra. 6 ay kaldı. Task finished. Aynen, sen bırak yani. Ha, şunu ilerletelim. Savaşı kazandık zaten. Aslında neyse orayı bir alalım da aldıktan sonra eleman bizim belki daha çok dostumuza yatkın olabilir şimdilik. Bu adamı, burayı hemen bir yağmalayalım da. Bunlar da kafalarına göre geziyorlar. Bastard Bone. Bu erkek mi? Your courtier. Balanced. Diplomasi, dinesti, afinin 15. Lowborn. Önemli değil. Şimdi benim çocuğum diye görünüyor mu? Görünmüyor. Yönelden heritage secret. Abi bu çay seyreti çevirince bastır. Tamam. Bilsin bütün dünya benim çocuğum olduğunu, iyi oldu. Mother will that I Wi-Fi like, onlar kimdir? 30 opening trade fornicator diye. Orisan opening. Önemli değil. Bir tane çocuğumuz olsun da.
Lost level of division, your sins were at the cost. Gizli mi tutsaydık lan bir yandan, neyse. Your daughter, bu kızım, eşimle aram bir 5 düştü, o çok önemli değil. 6 tane claim'im var. Bunu şimdi kullanabilirim ya. Şimdi ben lover'ım nerede benim? Relationship, lover, aynen. Senle ben bir romans yaşayalım seninle ya. Bir tane daha erkek çıkarsa iyi olur ya. Bu sefer bu ne? Ha, buraya çıkıyor. 2 yıl kaldı. Tamam, önemli değil. Şimdi yukarıda iş yüz geldi. Şimdi ne var? Bir yandan da savaştayım ha. Şurayı kapatalım mı? Ne diyorsun? Ötekiler devam ediyor. Buraya telefon. Hemen odasına gidelim bakalım. Aynen, odasında işittirelim. Şurada ne oluyor? 4 ay kalmış. Ona ilgileneceğim de şurada yeni ne açıldı? Lo County Controlling Kıyadiye. Şimdi benim normalde buraya sahip olamıyorum. Bunu kızıma verebilir miyim ya? Sent Gift. Grand Ties. Aynen. Neresin? As a bastard of a new destiny. Al bakalım o zaman. Çocuğu buraya verdik. Güzel. Ondan yer istediğimizde geri alabiliriz. O yüzden. Şimdi. Empty conceive. Niye? Your Marshal. Bu adam benim marshalim. Sen şampiyonum. Bak bu iyi aslında. Bu da 12. 3 verelim buna. Seni atıyorum artık. Öbürü bende takıla takıla artık şey oldu herhalde. Seni yollayayım. O zaman şeye. Sen bir dene bakayım. Az önceki olmadı. Sen bir dene bakayım. Buradan haber alabilecek misin? Savaşımıza devam edelim bu arada. 4 ay. Abi oyun ha, şu yukarıya bakıyorduk bir de. Arkadaşlar bu arada biraz sıkıntılı ilerliyoruz. En sonunda bir açıklama yaparak deneyizinde ne oluyor? You can do shit with aliens. Tabii ki ben de. Bu benim aliens'im zaten. İmpriz'in adlarını alın. Niye? Yok oğlum, ben buna takılacağım ya. Öyle bir şey yok. You can call a famous body. Yok. You can call your nanoya. Errors. Yok. Tiles can be created. Yok. Titles, pardon. Şu ben şurayla. This is you. This is you mu? No no. Oy ya. Ben buna şimdi burayı almayı. Ne köşe? Bunu kendim alabilir miyim acaba bundan ya? Elli düşecekmiş. Düşsün. Düşsün nedir yani? Şimdi bende var mı buranın claim'i? Shift'im hop oya. Buranın ordusu kaç kişiydi? 935. Abi ben bunu öldüreceğim ya bir şekilde. Bunun çok da claim'i var ya. Her yere claim'i var. Benim kardeşim ya. Half.
Şu savaş bitsin, bu bölümü bitirelim de sonraki videoda devam edelim. Çünkü bir saate ulaştı. Tamam, bu benden şeylik ilan etti. Dostluk zaten kızım. Şimdi şöyle bir şuraya ne bu? Ya Hezbollah ya Uri. Evet, yürüyene kankacılıkta. Ha, şurada bir şehir geçişi de oldu. Buraya da sızacağız sonralarda ya. Şuradaki işimizi bitirelim de. Bura şu an kıvama geldi. O zaman şöyle yapıyoruz. %100'deyiz. Enforced Demands diyoruz. Enforced Demands ne dedi? Victory kazandık. Burada artık İFE'nin bir parçası haline geldi. Şimdi Sallu'yla benim bir bağlantım var mıydı? Ona bakarız. Neyse şöyle pause'layalım. Şuradaki savaşı da bana bildirdiler. Disband all diyorum. Bütün orduyu yolladım. Bu kimmiş lan? Fante. Siktir git Fante'ye o zaman. Bu da ne işim var? Neyse. Şuraya bakalım. Okey. Onu geç. Bunu da geçtik. Şimdi gene domain limit. Bu da yetmedi değil mi? Gene 4'e 3 oldu. Bunu nasıl arttıracağız? Ona pek de ben... Concubine alsam bir iki tane. Your Shaman, Your Champion, Your Champion, Your Spy Master. Abi, illa Spy Master'ımla uğraşamam. Neyse şurada bir bitirelim abi videomuzu. Şimdi şöyle bir basit bir açıklama yapayım. Özet geçeyim. Önceki videolarımı izlediyseniz zaten neler yapmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Şimdi claim diye bir muhabbet var. Hak iddia ediyorsunuz topraklarda. Böyle bir hak iddianız varsa daha rahat bir şekilde girip savaşabiliyorsunuz. Ama bazen de conquest, yani ben burayı alacağım diyorsunuz. Bir de öyle bodoslama giriyorsunuz. Şimdi bodoslama girdiğinizde şimdi mesela bana bakın. Şimdi buranın adı ne? Todo. Bakın şimdi benim burada Todo'nun üstünde claim'im yok. Ama yarın bugün puanı benden az olan, daha doğrusu bilgisayar olduğu için öyle bir durum yaratıldığına, buraya hak iddia eden biri çıkıp buraya saldırı açabilir. Normalde açamazdı bunu. Normalde açtı mı komple buraya tüm ife'ye bir hani şey yapması lazım, ama Todo'ya, sadece Todo'ya claim'i olduğu için adam bana karşı savaş da açabilir. Yanına müttefikler alıp bana büyük saldırılar da düzenleyebilir falan filan. O yüzden ben bu Todo'ya claim alarak saldırmak istedim, ama oyunun başında biraz hırçın davranarak topraklarınızı genişletirseniz bu hem aylık gelirinizi arttırırsınız, hem de prestij ve benzeri işte puanlar, PT sadece şeyden geliyor da, rahip, şaman artık neyse. Böylece daha hızlı oyunda ilerleyebilirsiniz. Farkındaysanız İfe'yi hemen büyüttük. Şimdi burayla da bir akrabalığımız var. Şu Borgu'yla da. Eşim biliyorsunuz buradan aldık. Daha büyümedi. Bir büyüyebilse. Çocuklarımızdan orada, burada başlayacağız aile bireylerini öldürüp bize bırakmaya. Biraz sıkıntılı ilerleyecek. Şu arada Oyo var. Kardeşim de claim'ini aldım. Claim aldıktan sonra şimdi yardıracağım onun üstüne. Onu bir şekilde öldürmek istiyorum. Ordusu güçlü. O yüzden giremiyorum. Benim de aslında 1043 kişi, ama bir daha katliam yaşanmasın. Bir yandan da çocuk yapmaya çalışıyorum. Bir erkek çıksa aslında çok tatlı olacak. Şu ikinciyi de deniyorum. Benim önceki Adrenolayla bastık. Bakalım ne çıkacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Üst bar aynı. Burada bildirimler geliyor zaten. Yan tarafta zaten şimdi court falan buralara gireriz, ama buralar biraz zaman alır, ama gene bildiğimiz ana karakterler burada mevcut. Bak court'ta şurada prisoner'ları da gösteriyor. Bu benim gelecekteki şeyim olabilir. Factions bana karşı bir who cannot şeyin factions. Bu benim şeyim. Herhangi bir beni hedef alan bir birlik de yok. Kararlarım da burada decisions, invite champions falan. Şimdi buralardan parayla ya da bedava artık neyse, ona göre başvuru şeyler yapabiliyorsunuz. Bazı kararlar alabiliyorsunuz. Mesela şampiyonları saraya davet edebiliyor musunuz? Claim'i olanları
çağırıyorsunuz, o klaimleri kullanarak bir yere de saldırabiliyorsunuz. Evet, o seçenekler bunlar. Şu üsttekiler için bak, you have not baron ediyor. Şimdi bu da şuradan realme gelip su saksesyonlardan bakın şimdi Confederate Perturbation burada change deyip şimdi bak bunlar benim hep karşıt görüş. Şuradan bunları değiştirebiliyorsunuz. Bunları yönetim şekilleri olsun işte başa kim gelecek gelmeyecek bunları olsun. Hepsini buradan ayarlıyorsunuz. Tamam mı? Bu ayarları yaparken oylamaya sunuyorsunuz konseyinize. Yanınızdaysa konsey ki şu an benim hepsi bana düşman amına koyayım muhtemelen. Şu aramız iyiymiş aslında. Yanınızdaysa konsey oyluyorsunuz. Oy kabul edilirse bu şekilde işte kabileden krallıklara kadar yükseliyorsunuz. Onlarda da ileride açılıyor. Kendiliğinden bir anda gelen şeyler RNG olarak oyunda random bir şekilde geliyor. Onu yaşamadan bilemezsiniz ne zaman geleceğini. Yani orada seçeneklerde görünüyor. Bir anda atlama şansı vardır diye görünüyor. Pat bir anda geçiyorsunuz mesela baronluğa falan filan. Neyse bir dahaki kaldığımız bir yerden devam edeceğiz bir dahaki videomuzda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hiç bölmeden ben ikinci videoyu çekeceğim zaten. Video çok uzun olmasın diye çabaladım ama biraz bir saati de geçti. Bir dahaki videoları biraz daha bir saatin altında 50-55 dakika tutmaya çalışacağım. Tekrardan teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca oynamamı istediğiniz oyunları yorumlarda veya bana mesaj yoluyla iletirseniz oynayıp en yakın zamanda videolarını kanalımda paylaşırım. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere.